Veri tabanı sistemlerinde formlar yardımıyla toplanan verilerin anlamlı bir hale gelmesi için analizinin yapılması gerekir. Bu da raporlar sayesinde olur. Çok sayıda verinin arasından istenilen verilerin süzülüp alınması için rapor oluşturmak gerekir. Rapor hazırlamak için birçok yöntem vardır. İlk olarak otomatik rapor hazırlayalım. Rapor için öğrenciler tablomuzu kullanalım. İlk adımda rapor oluşturmak istediğimiz tabloyu seçelim. Oluştur sekmesinde yer alan raporlar grubundaki rapor düğmesine tıklayalım. Rapordaki kayıtlar arasında en alttaki düğmeleri kullanarak veya kaydırma çubuğunu kullanarak dolaşabiliriz. Rapor kaydetmek için kaydet veya farklı kaydet seçeneklerini kullanırız. Varsayılan ad hazırladığımız tablonun adıdır. Bu adı değiştirebiliriz. Otomatik olarak hazırlanan raporlar kullanışlı olmayabilir. Çünkü tablodaki her alan raporda görünmektedir. Her alanın raporda görünmesi gerekli olmayabilir. Böyle durumlarda otomatik rapor hazırlamak pek kullanışlı olmayabilir. Mehmet Altuğ Özen, Arge Birimi Yazılım Ekibi.